Selam gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, AYT çalışma programımızın 14. haftasında yapılacaklarla birlikteyiz gençler. Bu çalışmanın programının PDF'leri aynı şekilde Excel dosyalarını videonun altındaki açıklama kısmından elde edebilirsiniz gençler. Evet, bu haftaki istediğim konular arkadaşlar alternatif akım ve alternatif akım bir uygulaması olan transformatörler konusudur arkadaşlar. Bu ikiliyi de bitirdiğiniz anda böylece manyetizma hayatına da son vermiş oluyoruz arkadaşlar. Hatta bu yüzden de manyetik alan genel tekrar çalışma testlerini de buraya koydum arkadaşlar. Ve böylece artık sadece önümüzde tek engel kalmış oluyor, modern fizik kısmıyla baş başa kalıyoruz arkadaşlar. Emin olun ki burayı çok daha da hızlı bitireceğimizi zannediyorum. Dolayısıyla programa uyabilen arkadaşlara tekrardan tebrik ediyorum şimdiden. Tabii uyamayan arkadaşlarımız da ne yapacaklar? Biraz daha hızlanmaya veya işte daha ne diyebiliriz? Eksik konularını bir an önce tamamlamaya çalışarak yapacaklardır. Evet, bu haftaki ilk konumuz alternatif akımın birinci videosu arkadaşlar. Yine videonun üzerine tıkladığınızda göreceksinizdir hemen sizi alternatif akım 1'e. O bittiği gibi hemen 2'ye göreceksiniz. Uyarayım bu arada. Alternatif akım konu anlatımı çok zorludur arkadaşlar. Fakat soru çözmeye geçtiğinizde çok hoşunuza giden bir konu olacaktır. Transformatörlerse alternatif akımla çalışıyorlar. Fakat arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Başınıza gelebilecek en kolay konu iddia ediyorum. AYT konularında belki de. Lütfen özenli bir şekilde çalışın. Hani alternatif akım sizi belki 2 kere uğraştıracak, 3 kere uğraştıracak ama transformatörler yarım kere bile uğraştırmayacak arkadaşlar. O yüzden lütfen transformatörleri cebe alın. Direkt bir net belki eğer karşınıza sınavda gelirse direkt bir neti cebe atma imkanını sağlayabilecek kadar kolay bir konu. Sonrasında da hemen alternatif akımın bakın ne yapmışız. Sadık Uygun yayınlarının biliyorsunuz testlerini çözmüştüm. 174'ten başlıyor. Devam ediyor. Bakın 180'e kadar ki aradakilerin hepsi alternatif akım. 180 itibariyle de tüm manyetik alanın genel tekrar çalışmalarını göreceksiniz. Böylece manyetizmayı bitireceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra da biliyorsunuz benim hocam yayınlarıyla benim bana ait olan kitaptaki soru bankasındaki 101, 102, 103, 104 sadece alternatif akım arkadaşlar. Eğer daha devam ederseniz 105, 106, 107, 108 diye de transformatör videolarını da göreceksiniz. Yani testlerini aslında 108'e kadar gitmenizi de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 15. hafta çalışmasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hepiniz. Hoşça kalın gençler.